Bugün 27 Mart günlerden Cumartesi Kanal Fırat ana haber bülteni ile karşınızdayız. İslam alemi bu gece Berat Kandili'ni idrak edecek. Kelime olarak kurtulmak, beri olmak anlamına gelen bu gecede Peygamber Efendimiz'e şefaat kapıları açılırken Yüce Allah bu gece kendisini inkar eden ve ana babaya asi olanlar dışında tüm kullarının duasını kabul edecek. İslam alemi bu gece Berat Kandili'ni idrak edecek. Berat Kandili İslam dininde mübarek gecelerden biri. Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesi olarak kutlanır. Berat sözcükte bir zorluktan kurtarmak ve beri olmak demektir. Bu geceye bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece. Günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir. Müslümanlar bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır ve bu doğrultuda hareket ederler. Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allahu Teala o andan fecir oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu onu rızıklandırayım. Bir bela ile müptela olan yok mu ona kurtuluş vereyim. Ayrıca Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamberimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Rahmetin oluk oluk akacağı bu gecede tüm insanlığın günahlarından arınması, birlik ve beraberliğe vesile olması temennisiyle kandiliniz mübarek olsun. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları hafta sonu mesaisini Şahinkaya ve Sarayatik mahallelerinde yürütülen çalışmalarına ayırdı. Ziyarette vatandaşları da dinleyen Şerifoğulları, gönül belediyeciliği ile ilgili yaşam kalitesi yüksek bir şehir inşa etmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Şahinkaya ve Sarayatik mahallelerini ziyaret etti. Başkan Şerifoğulları hafta sonu mesaisinde ilk durağı köy statüsünden mahalleye dönüşen Şahinkaya oldu. Mahalle muhtarı Hıdır Şahin'le birlikte mahalle sakinleriyle bir araya gelen Şerifoğulları vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Şu ayın altısında ihalesi vardı, evet. İhalesi vardı Şahin altısında insanın. O da ondan sonra başlayacakmış. Kaç metre genişliği? 25 metre. 25 metre. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları daha sonra Sarayatik Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkanım buyurun. Allah sizden razı olsun. Siz de abi. Allah razı olsun. Tamam olsun. İyisiniz. İyi gördüm. İyi çok şükür. He, yoruyor iyisiniz. Allah'a şükür. Hem bedenen hem ruhen. Hem de şekler. Eyvallah. Mahalle muhtarı Aytaş Şahinoğlu'ndan sorun ve talepleri dinleyen Başkan Şerifoğulları vatandaşlarla sohbet etti. Gönül belediyeciliği ile yaşam kalitesi yüksek bir şehir inşa etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrimizin tüm mahallelerine eşit ve adil bir şekilde hizmet götürme kararlılığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok önemsediğimiz mahalle ziyaretlerimiz kapsamında Şahinkaya ve Sarayatik mahallelerimizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinleyerek kendilerine belediye olarak yaptığımız çalışmaları aktardık, dedi. Bu gece idrak ettiğimiz Berat Kandili nedeniyle AK Parti Kadın Kolları İl Teşkilatı ve Elazığ Belediyesi Kadın Meclis tarafından bir program düzenlendi. Programda Berat'ın önemi anlatıldı. AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı ve Elazığ Belediyesi Kadın Meclisi tarafından Berat Kandili nedeniyle program düzenlendi. Bünyamin Eroğlu Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın eşi Ayşe Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın eşi Arzu Şerifoğulları, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı,
Elazığ Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Tuğba Demirkıran ve partililer katıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Programda konuşan Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı, bu gecenin insanlığın beraatı olduğunu kaydetti. Bu gece Rabbimizin biz kullarını özel olarak sunduğu mübarek gecelerden biri olan beraat kavmini idrak ediyoruz. Bu gece biz insanların beraatıdır, günahlardan arınmasıdır, Ramazan ayının müjdecisidir. Bu mübarek gecenin sizlere, vatanımıza, milletimize, tüm İslam alemine rahmet, mağfiret ve bereket olarak tecelli etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Aynı zamanda bu koronavirüs illetinin tez zamanda def etmesi için Rabbimizden niyazda bulunuyoruz. Bu temennilerle sözlerime şu duayla son vermek istiyorum. Allah'ım, bizleri regaife sana rağbet eden, miraç ile yücelen, beraat ile kurtuluşa eren, kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle. Ardından il vaizesi Zayika Bozkurt Budak gecenin anlam ve önemini anlattı. Üç aylar Allah-u Teala'nın biz kullarına vermiş olduğu fırsatlar. En güzel fırsatları değerlendirmek de bizim elimizde. Allah-u Teala katında aslında zamanların birbirinden farkı yoktur. Bütün zamanlar değerlidir ve kıymetlidir. Ama Rabbimiz bazı zamanlara bazı hikmetler gizlemiştir, bazı fırsatlar gizlemiştir. İlahi dinletisi slide gösterilerinin yer aldığı program dualarla sona erdi. İstiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere fırsat verme. Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, benim ve arkadaşlarımın kalbini yolun üzere sabit kıl. Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan kar, Harput'un güzelliğiyle birleşince gecenin siyahı ile muazzam görüntüler oluşturdu. Elazığ'da kar yağışıyla geleneğini giyen Harput, gece ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı kar yağışı Elazığ'ın merkezinde gece etkili oldu. Yağan karla beyaza bürünen 1200 rakımda bulunan tarihi Harput Mahallesi'nde kar yağışı gece boyu devam etti. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar, gece ışıkları ve manzarasıyla tarihi mahallede kartpostallık görüntüler oluşturdu. Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat kar yağışıyla birlikte Harput'un gündüzünün ayrı, gecesinin ayrı güzel olduğunu söyledi. Mart ayının sonundayız. Harput yine beyaza büründü. Harput'ta lapa lapa kar yağdı. Bir nevi tarihi beldemiz beyaza